Azra'nın babasına koyulan demans teşhisinden bu yana belirli bir zaman geçti. Azra düzenli olarak yakınlardan oluşan grubu ziyaret ediyor. Bu grupta herkes tecrübelerinden bahsediyor. Bugün Azra babasıyla yaşadığı zor bir durumdan bahsediyor. Dün babasına giyinirken yardımcı olmak istedi. Bu esnada babası çok sinirlendi. Git, tek başıma halledebilirim diye bağırarak Azra'yı itti. Bunun üzerine Azra korktu. Sinirli ve çok üzgündü. Gruptaki diğer yakınlar bu gibi durumları biliyor. Azra'ya kendisini babasının yerine koyma konusunda ipucu veriyor. Babası neden bu kadar kaba davrandı? Belki de ona çocuk muamelesi yapmış gibi hissetti. Igor, tecrübelerinden yola çıkarak ne kadar uzun sürse de en iyi yöntemin eşinin çoğu şeyi kendi başına yapmasına izin vermek olduğunu söylüyor. Ardından Samira Demans hastası kız kardeşinden bahsediyor. Kız kardeşi çoğu zaman korkudan bağırıyor, Samira nedenini bilmiyor. Soru üzerine Samira kız kardeşiyle gençken kendi ülkelerinde savaş yaşadıklarını anlatıyor. Demans nedeniyle kız kardeşi hala savaşın var olduğunu düşünüyor olabilir. Samira kız kardeşine savaşın bittiğini söylemesinin faydası olmayacağını biliyor. Onu sakinleştirmek ve oyalamak daha iyi. Ardından Igor bazen her şeyin çok fazla geldiğini söylüyor. Kısa süre önce eşi cüzdanını farklı bir yere koydu ve Igor'u cüzdanını çalmakla suçladı. Igor buna çok kırıldı ancak tecrübelerinden tartışmaya girmenin faydası olmayacağını biliyor. Bu durumu kötüleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Igor en çok sakinliğini korumanın ya da bir süre odadan çıkmanın yardımcı olduğunu söylüyor. Bakım hizmetinden destek aldığından beri de kendini daha iyi hissediyor. Yükünün azalmış olduğunu hissediyor ve kendine biraz daha fazla zaman ayırabiliyor. Azra yeni şeyler öğrendi. Artık babasını daha iyi anlayabilir ve bundan sonra sakin olmaya karar veriyor. Ayrıca artık yardım alabileceğini de biliyor.